İran ile Batı arasında nükleer konularda yakınlaşma sağlanmasından sonra krizdeki İran ekonomisinde kısa vadede gelişme olabilir mi? Bir Avrupa Parlamentosu heyeti 5 yıldan beri ilk kez Tahran'da. Bu heyetin temaslarını izlemek üzere İran'a giden Euronews muhabiri Olaf Bruns, cuma namazından sonra nabız yokladı. Nihai bir anlaşmanın sağlanabilmesi ancak 5+1 ülkelerinin taahhütlerine sadık kalması durumunda mümkün olabilir. Müzakereler sırasında bir şey ortaya atıp daha sonra bunun tersini iddia ederlerse anlaşma mümkün olmaz. Dışişleri Bakanımız Zarif'in dediği gibi bu müzakereler ya kazan kazan olarak sonuçlanır ya da herkes kaybeder. Bu tepkilerin alındığı yer rejimin kalesi sayılan Tahran Üniversitesi. Peki Tahran çarşısı ne düşünüyor? Olaf televizyon ve ev eşyası satan bir dükkandan içeri girdi. İranlıların ekonomideki hareketlilik konularında ne düşündüğünü anlamaya çalıştı. Gözlenen o ki İranlıların bir gözü Viyana'da ve müzakerelerdeki en küçük kıpırdamalar bile özellikle altın ve döviz fiyatında hızlı iniş çıkışlara neden oluyor. Müşterilerin çoğu fiyatlarda indirim bekleyişinde. İran ekonomisinin en önemli sorunu %30'a varan enflasyon ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani mecliste yaptığı konuşmada anlaşmanın ülke ekonomisine şimdiden yarar sağladığını söyledi.